E, fay hatları üzerinde titreşimler oluşturarak fayın kontrollü kırılması sağlanabiliyor mu? Böyle bir şey var mı? Hayır ama şu var. Şu var. Bak. E, mesela şeye bakarsan e, o e, harp şeyi dedin ya mesela orada bir yazıda ben dediğim gibi o, o işi biz yer bilimciler olarak savunmuyoruz. Mesela diyor ki iyonosferden bir takım dalgalar belirli yerlerde belirli şekilde konsantre gönderilerek yerin altında Böyle çok çok küçük frekanslı dalgalar oluşturarak Çünkü yerin altındaki kayaların içerisinde kuvars var İşte o, o bileşende olan şeyler var Onlar bir takım elektriklenmeye dalga oluşturmaya müsait Falan diye öyle bir takım bizim de anlamadığımız şeyler söylüyorlar Ama e, depremi böyle tetikleyebilir miyiz, oluşturabilir miyiz diye soruluyorsa o depremi biz suni olarak yaratamayız ama belki e, depremin oluşumuna e, suni olarak yardımcı olabiliriz. Nasıl? O da nasıl? Mesela uzun dönem hem deneme amacıyla Kaliforniya e, San Andreas Fayı üzerinde belirli yerlere çok miktarda böyle deneme amaçlı çalışmalarda motor yağı, makine yağı vesaire gibi enjeksiyon yaptılar. Bu enjeksiyonlar şimdi deprem, fay bir yerde hareket ederken sürtünüyor ya. Sürtünmeyi durduğu yerde, o sürtünmenin hareketi engellediği yerde kırılınca ani deprem oluyor. İşte o yağı vermek suretiyle sürtünmeyi kolaylaştırmak. Kaymayı kolaylaştırmak suretiyle orada stres birikimini engelleyip yavaş yavaş kaymasını sağlamaya çalıştılar. Baktık ki, baktılar ki bu mümkün de olmuyor. Hmm. Yani bu bu ölçekte böyle bir şey yapmanın bir anlamı yok diye ondan vazgeçtiler. Yani böyle bu tür çalışmalar da olmuştur. Bir de jeotermal kaynaklar var. Şimdi e, kimi yerlerde jeotermal enerji elde ederken sıcak suyu alırsın, elektrik enerjisine dönüştürürsün, ondan sonra onu tekrar yer altına basman lazım. Genellikle faylı bölgeler olduğu için bu yer altına bu suyu bastığın zaman bu bastığın yer altı suyu o faylarda tetiklenmeye, küçük ölçekli deprem oluşturmaya neden olabiliyor. Niye? Çünkü yer altına suyu bastığın zaman o fayın bulunduğu yerlerdeki kayalarda gözeneklerin içindeki basınç artışına neden oluyor. Veya kimi yerlerde azalmasına neden oluyor. Şimdi sen yer altında böyle basınç e, düzleminde, e, basınç alanında değişiklikler yaparsan fayda ani hareketler oluşturabilirsin. Yani bu mümkün.